Memur Sen Konfederasyonu Erzincan Eğitim 1 Sene'nin 7. olan genel kurulu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divanın oluşturulmasının ardından söz alan tek liste adayı Nebi Gül konuşma yaptı. 7. olan genel kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Divan başkanımız güzel bir giriş yaptı. Önceki hem genel başkanımızın konuşmasında hem de hazırlanan slaytta eğitim bir sene ne olduğunu az çok anlatmaya çalıştılar. Eğitim bir sene bugün Erzincan'da 1800 üyesiyle sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda ne kadar sendika varsa tamamının toplamından fazla. Türkiye'de 430 bin üyesi ve memursal olarak da 1 milyon üzerinde üyesi var. Daha sonra konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise el ele vermeliyiz, yarınlarımızı daha aydınlık kılmalıyız diye konuştu. Bugün aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Genel kurulun yapılmasında emeği geçen tüm katılımcılara saygılarımı arz ediyorum. Bir takım şeylerimiz şube başkanımız anlattı. Memleketimizin geldiği son noktada uçurumun kenarına iteklemeye çalışan farklı zihniyetleri kendi bünyelerinde barındıranlara inat, el ele vermeliyiz. Yarınlarımızı daha aydınlık kılmalıyız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Son olarak konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise kongrenin hayırlı olmasını diledi. Hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Dostluğu, kardeşliği, hoş gördüğüm şehri Erzincan'da eğitim bir senin yaptığı bu 7. olağan kongresinin hayırlı olmasını diliyor ve hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, bugün buradayız, birlikteyiz çünkü Memur Sen ailesi demokrasinin gelişmesi için çalıştığı için birlikteyiz. Demokrasinin gelişmesi için her türlü katkıyı verdiği için birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, ülkemizin gelişmesi, ülkemizin bütünlüğü için çalıştığı için birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, manevi değerlerimize saygı ve adalet ve kalkınmasının gerçekleştirilmesi için çalıştığı için Memur Sen'le birlikteyiz bugün ve tekrar bu kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bu ilkeler ışığında merhum Mehmet Akif'i inanın bu sendikayı kurduğu için ve sizlerin gelişmesine katkı verdiği için rahmetle minnetle anıyorum ve Memur Sen'i bugünlere kadar getiren tüm başkanlara ve bugünkü başkanı da teşekkür ediyorum ve Erzincan'da da hakikaten hem eğitim bir seni hem Memur Sen'i burada etkili kılan ve her zaman birlikte olduğumuz Sayın Nebi Gül'e de çok teşekkür ediyorum. Buraya da davet ettiği için de teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben 12 sene genel müdürlük ve daha sonra da başbakan danışmanlığı yaparken sonra da milletvekilliğinde her zaman Memur Sen'le yan yanaydık ve onların her türlü sıkıntıda katkılarını gördüm. Onun için özel teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, evet, biliyorsunuz konuşmacılarımız da söyledi. Hakikaten ben 45 yıllık hem sınıf arkadaşım hem de çalışma arkadaşım olan ve Erzincan'ın yetiştirdiği medar iktidarımız Sayın Binali Yıldırım 2 gün önce bir kaza geçirdi Azerbaycan'da. Ve bu kaza başta bize sadece küçük bir kaza olduğunu söylediler. Ama emin olun, sonra gördüğümüz kadarıyla Allah-u Teala başbakanımızı hem Erzincan'ımıza hem de ülkemize bağışladı. Allah'a şükrediyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, 2 gün önce biz de başbakanımızı, sağlık bakanımızla konuştuk. Ülkemize geldiği noktayı göstermek için söylüyorum. Hemen buradan uçağımızı gönderdik Azerbaycan'a. Azerbaycan'da hastanede başbakanımız
sabahleyin karar verildi başbakanımızı Azerbaycan'dan İstanbul Çamsakura Hastanesi'ne geldi. Burada Türkiye'nin hakikaten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da hayalin dediği hastanede tedavisine başladı. Hakikaten hastaneye ben de ilk defa gittim. Gerçekten hayal gibi bir hastane. Burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, başbakanımız sonra ameliyata alındı. Gerçekten doku kaybı olduğu için doku değişikliği yapıldı. Çok acı çektiğini hissettik. Ama gene de uçaktan ambulanstan hastaneye ilahiyat geldi. Bu da biz de Allah-u Teala'ya şükredik. Asıl bunu niye bu kadar çok anlatıyorum? Ameliyattan çıktıktan sonra Cumhurbaşkanımız, liderimiz, genel başkanımız ziyarete geldi. Ve o arada oradaki sohbeti izledi. Ben dedim ki bu sohbetten sonra Allah'ın izniyle hem hastalıkta hem sağlıkta bu kadar dost olan iki devlet büyüğünün ittifakla birlikte bu ülkeyi 2023'e onlar taşırlar dedim. Dolayısıyla buradan Erzincan'dan başbakanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hep birden duanızı bekliyoruz. Gerçekten acı içinde duanıza ihtiyacı var. Hepinize dualarınız için çok teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından Memursan Konfederasyonu Erzincan Eğitim Birsen 7. olağan genel kurulunda tek liste olarak yapılan seçimde Eğitim Birsen Şube Başkanı Nebi Gül yeniden başkanlık görevine seçildi. Erzincan Belediyesi'nin Temiz Çevre, Temiz Erzincan sloganıyla mahallelerde başlatmış olduğu genel temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin temizlik çalışmalarının dışında Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun talimatları ile daha temiz bir Erzincan anlayışıyla mahallelerde başlatılmış olan kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor. Şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle, cadde, meydan ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Erzincan Belediyesi çocukların kendi mahallelerinde oyun oynaması, yetişkinlerin dinlenebileceği ve spor yapabileceği çok amaçlı parkların yapımına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda Fatih Mahallesi'nde 3500 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan parkın yapım çalışmaları başladı. Çocuk oyun seti, fitness aletleri, oturma alanları ve yürüyüş yolunun yer alacağı parkın yapımının kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan'da 182. müşteriye ödül verildi. Kutlamalar kapsamında günün anlam ve önemi konusunda bilgilendirme yapan Erzincan PTT Baş Müdürü Nihat Işık, şirketimizin 182. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum dedi.
23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti ismiyle Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, kurulduğumuz ilk günden itibaren sunduğumuz hizmetlerle milletimizin birçok ihtiyacını karşılayan, hizmet ağını her geçen gün büyüten, Türkiye'nin dört bir yanında yer alan iş yerlerimiz ve 142 bini aşkın personelimiz ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma arzusuyla postadan kargoya, et ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İki asra yakın tecrübemiz ile geleceğimize emin adımlarla ilerlerken şirketimizin hedeflerini her geçen gün büyütmesinde, hizmet ağını yurdun dört bir köşesine taşımasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, PTT Genel Müdürlüğümüz ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder. PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlarım. Saygılar. Erzincan Belediyesi şehir genelinde sıcak asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yoğurtlu yerleşkesinde 126 adet sokağı asfalt ile buluşturuyor. Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, gübre ve mazot destekleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Geyik yapmış olduğu açıklamasında üreticilerin ekime başladığını belirterek gübre ve mazot desteklerinin bir an önce ödenmesi gerektiğini ifade etti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklamada gübre ve mazot desteğinin Ekim döneminde verileceğini üreticimize müjdesini vermişti. Ama şu anda üreticimiz ekim yapmaya başladı. Ama gübre ve mazot desteği maalesef ödenmedi. Şimdi buradan bir bakanlığa bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Bakanımız, üreticilerimiz ekime başladı. Traktörüne mazot alamıyor. Tarlasına gübre alamıyor. Sizden ricamız bu desteklerin bir an önce hesaplara aktarmanız. Çünkü yapılacak olan bu ödemeler nakdi değil, ani yardım. Yani sadece mazot ve gübre alınacak anladığımız kadarıyla. Ama üreticilerimiz artık ekime başladı. Bir an önce üreticilerimize yapılacak olan gübre ve mazot desteğinin hesaplara aktarılması. Bunu bakanlığımızdan bekliyoruz. Yoksa üreticimiz ekimini yaptıktan sonra hiçbir anlam ifade etmeyecek. Üreticimiz yine buğdayını gübresiz ekmiş olacak. Traktörüne de mazot alamayacak. Petrollere borçlanacak. Gelen zamlardan etkilenecek. Bu nedenle yapılacak olan desteklemenin bir an önce yatırılmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Saygılarımı. AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmasında
Azerbaycan ziyaretinde kazaya geçiren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve beraberindeki heyete geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Sayın Karaman, milletvekilleri, Azerbaycan ziyaretinde ağır bir kaza geçiren AK Parti Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım ve beraberindeki heyete şahsım ve Erzincanlı hemşerilerim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın başından itibaren ilgisini ve şefkatini esirgemeyen, hastaneye gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletvekillerimize, eş, dost ve sevenlerine teşekkür ediyorum. Kazanın ilk anından Türkiye'ye sevk edilmeleri anına kadar ilgilenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'na ve personeline ambulans uçağını göndererek sevdiklerimizi Türkiye'ye getirip tedavilerinin Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılmasını sağlayan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ilgilenen tüm doktorlarımıza ve sağlık personeline teşekkür ediyorum. Halen hastanede tedavisi devam eden Sayın Genel... Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aksu'nun mahalle toplantılarına Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti. Erzincan Belediyesi tarafından mahalleli soruyor, başkan cevaplıyor sloganıyla başlatılan mahalle toplantılarının altıncısı Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun yanı sıra MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ayaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, Alevi Dedesi Rıza Aydın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kerim Derviş, Türkiye Kamusen İl Başkanı Savaş Avsu ve Türkiye Kamusen'e bağlı sendika temsilcileri, TÜRKAV İl Başkanı Kürşat Yılmaz, Ülke Ocakları İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı yoğun bir ilgi gördü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi. Programda daha sonra konuşma yapan Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kerim Derviş ise konuşmasında, "Başkanım zaten gerekeni mahalleme veriyor, çalışmalarından dolayı Allah razı olsun," dedi. "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Başkanım gerekeni zaten mahalleme veriyor. Şube müdürlerim gerekeni yapıyor. Ve tüm şube müdürlerine, işçilerine, güler yüzlü olduklarına dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman çalışmalarından dolayı Allah razı olsun gerekeni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Mahalleme çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Ve sadece başkanımdan bir isteğim var. Mahallemizde sağlık ocağı yok şu anda. Var ama kirabalıklarda. Oranın sivletesini yaptırdım yani. Gereken şeyleri aldım. Başkanımın da yardımcı olmasını istiyorum, istirham ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. İnanıyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşehrilerim, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten izlediniz. Tabii bu yapılan hizmetler 25 dakikalık bir sinerizyona sığmayacağını sizler de biliyorsunuz. 31 Mart 2019'da vermiş olduğunuz bu desteği, güveni Sayın Belediye Başkanımız bu güveninize layık hizmetler yapıyor. Ve yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum. Erzincanımız, Can Erzincanımız kardeşliğin bir şehridir. Ve siz değerli hemşehrileriniz hizmetlerin en iyisine layıksınız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise Erzincanlı hemşehrilerime ne kadar hizmet yapsam azdır, hepsine ve hepinize şükranlarımı sunuyorum dedi. Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim, Cumhuriyet Mahallemizin değerli sakinlerim.
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapılanları televizyon gösterisinde izledik ama ondan daha önemlisi Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizin burada da bulunması her şeyden daha önemli. Muhtarımıza, dedelerimize, başkanlarımıza ve sakinlerimize şükranlarımı arz ediyorum burada oldukları için. Sağ olsunlar. Ben her muhabbetimizde, konuşmamızda söylüyorum, Erzincan'ın kaldırımların altından da yapsanız, kardeşlik duygularını pekiştiremediğinizde yapmış olduğunuz şeylerin çok bir anlamı yok. Eğer sabahleyin rastlaştığımız hemşehrilerimize, mahallelerimize günaydın diyebiliyorsak, selamlaşabiliyorsak kıymetli olan o. Biz ekmeğimizi paylaşmayı, bölüşmeyi bilebiliyorsak, bu memleketle el ele verebiliyorsak her şeyi başaracağımızdan hiç şüphem yoktur. Erzincan'da yapılan çalışmalarda elbette ki sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Eksik kaldığımız birçok alan olabilir. Eksik kalmadığımızı iddia ettiğimiz şey birbirimizden hiç şüphemizin olmaması, birbirimize elimizi uzatabilmemiz, yüreğimizi açabilmemizdir. Bunun için de çok değerli Erzincanlı hemşehrilerime ne kadar hizmet yapsam yine azdır. Hepsine ve hepinize minnettarım. Şükranlarım. Daha sonra kürsüye gelen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün ise yapmış olduğu konuşmasında her şeyden önce belediye başkanı hiçbir ayrım yapmadan verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Her şeyden önce belediye başkanımızın hiçbir ayrım yapmadan şehrimize hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Biz hiçbir ayrım gözetmeden bize yardım yaptı. Bundan sonra da bu yardımların böyle devam edeceğine inancımız sonsuzdur. Fakat hizmette sınır yoktur Sayın Başkanım. Güzel şeyler yaptınız. Biz daha güzel şeylerin yapılmasını şehrimizde istiyoruz. Yeşil alana önem verdiğiniz için ayrıca size teşekkür ederiz. Bu dünya sadece bize ait değildir. Sokak hayvanlarına da gerekli ilgi alakayı gösterdiğiniz için ayrıca canı gönülden teşekkür ederiz. Mahallemizin bazı sorunları var. Halkımız zaten burada size onları biraz sonra iletecekler. Ben de buradan mikrofona çıkmışken cemevinin bir isteği ve onu size arz edeyim. Giriş kapısının önündeki park alanı ilan ettiniz. Oranın bir düzeltilmesini istiyoruz. Talimatı verdik. Yapılacak. Tamam. Ben tekrar hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Yapılan konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar. Bazı mahallelerde başkanım mesela arsa satan da var, satın alayım size futbol sahası yapıyor. Ali abi yardımcı, Ali abi yardımcı olabilir arkadaşlar. Ali amca yardımcı olursa sıkıntı yok, anlaşılır. İnşallah. Yani böyle kendi imkanlarıyla bakmış olabiliriz. O bir daha bir şey var başkanım. Tamam. Şehirlerde mi? Sokaklarda mı? Evet başkanım, mesela bu yama ekibi daha oluşturdu müdürüm. İnşallah daha hızlı yapacağız. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Belediye otobüslerini havalimanına gitmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şehir. Çok beğeniyorum. Fakat otobüslere giderken duraklarda hangi numara nereye gidiyor diye bir yazı yok. Bu otobüs duraklarına bir çerçeve içerisine oturup yazacağız. Hani oraya büyük araçlar çekilmeyecek. Yani programın son bölümünde ise Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kerim Derviş, belediye birim müdürlerine mahallede yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ise başkanın askerlik dönemine ait bir fotoğrafının kara kalem çizimini hediye etti. Mehmet. 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 Mehmet.
sen gel bakayım. Ben teşekkür ediyoruz. Başkanım, düğün anısına şu an muhtarımız sizin çok eski bir fotoğrafınızı hediye yapmış, size takdim etmek istiyor. TAMP Erzincan planı kapsamında planda görev ve sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması, kriz yönetiminde doğru davranış şekilleri uygulamalarını sağlamak için ilgili kurumların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikata Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz, Arabacı Afat Erzincan İl Müdürü Kadir Çelik ve kamu kurum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Düzenlenen tatbikatta Afat İl Müdürü Kadir Çelik ve Erzincan Valisi Mehmet Makas birer konuşma yaptılar. 28 kamu kurum kuruluşundan 250 personel ve öğrenci 62 araçla tatbikata katılım sağlanmıştır. Bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olaylar senaryo halinde icra edilecektir. Afetsiz günler dileğiyle arz ederim. Bugün Türkiye Afet Müdahale Planları kapsamında Can Erzincan'ımızda AFAD tatbikatını ve farklı müdahaleleri canlandırmak adına bir aradayız. Öncelikle katılımlarınızdan dolayı ben AFAD idaresi adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. Evet, Can Erzincan'dayız. Bir tarafta her gün rahmetin aktığı kutlu ve mübarek bir şehir. Ama bir tarafta da o kadar acılar yaşamış, kara günler görmüş, depremi en uç noktalarına kadar hissetmiş bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu güzel coğrafyada yaşamanın farklı bedelleri var, siyasi bedelleri var, askeri bedelleri var ama hakikaten Kuzeydoğu Anadolu fay hattından dolayı da her daim depreme hazırlıklı olması gereken, kara günlerde beklenen bir şehirde yaşıyoruz. Bunu göz ardı etmeden depremle, afatla yaşamayı öğrenmekle mükellefiz. Benden önce çok kıymetli il müdürümüz anlattı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla her şeyin odağına vatandaşını koymuş ve yaptığı işi dünyada örnek bir şekilde icra ve ifa eden bir ülke. AFAD kapsamında da bütün çalışmalarımızı biz bunun üzerine kurguluyoruz. Dolayısıyla artık Sayın Bakanımızın da çok kullandığı bir söz var. Nerede devlet sözcüğü ve serzenişi artık insanımızda Allah devlete zeval vermesin şekline evrilmiştir. İnsanımız artık devletin her türlü hizmetinde AFAD başta olmak üzere dua eden bir konuma gelmiştir. Bu bir gelişmeyle oluyor, vatandaş odaklılıkla oluyor ve Batı'nın, bizim eskiden Batı odaklı hedeflerimiz vardı, Batı'nın da özendiği bir sistemi kurmaktan geçiyor. İşte TAMP planları ve AFAD teşkilatı da Batı'ya örnek olan, dünyaya örneklik gösterebilen, sadece Anadolu coğrafyasında değil, tüm dünyada, afatlarda, gönül coğrafyamız olsun, ümmet coğrafyası olsun, gayrimüslim coğrafya olsun, öncelikle yardıma koşan bir teşkilat haline geldi. Ben AFAD'ı bu hale getiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçen bakanlarımıza, siyasilerimize, büyüklerimize, yerel teşkilatlarımıza, belediyelerimize canı gönülden öncelikle teşekkürü bir borç biliyorum. Bizler Erzincan'da neler yaptık? Erzincan'da 26 hizmet grubuyla beraber, ki buna
İstanbul depreminde gördük, belki 27. bir grubunda etkilenme durumu var. Burada da tartıştık çünkü toplantılarda. 26 hizmet grubuyla Erzincan'ımızda sadece deprem değil, kaya düşmesinden sel baskınına veya farklı afet şekillerine kadar çalışmalar yapıldı, riskler hesaplandı ve insanımızı da bilinçlendirme yönünde bir takım faaliyetler icra etti AFAD İl Müdürlüğümüz. Ben il müdürümüzün şahsında tüm arkadaşlarımızı ve katılan kurumları, özellikle belediye başkanımızı, özel idaremizi de bu bağlamda teşekkürü bir borç bilerek takdir ediyorum. 158 bin insanımıza afet farkındalık eğitimi verdik. 64 bin insanımıza da deprem anı ve tahliyesiyle ilgili eğitimler verdik. Her yıla AFAD teşkilatımız bir hedef belirledi. Yanılmıyorsam düzeltebilir Kadir Müdürüm. İlkinde afet bilincini artırma, daha sonra afet eğitim yılı ilan edildi ve afet eğitimiyle ilgili bu farkındalık eğitimlerini yaptık. Ve bu sene 2022 yılında da afet tatbikat yılı hedefi konuldu ve o hedef doğrultusunda bugün bir aradayız. İşte bu hedef doğrultusunda inşallah tatbikatlarımızı izleyeceğiz. Ekiplerimiz bu işe ne kadar hazır, onun bilincine varacağız. Aynı zamanda da toplumda, sesim geliyor değil mi? Toplumda AFAD'la ilgili, toplumda AFAD'la ilgili bir farkındalığı da oluşturmuş olacağız. Afetler kaçınılmaz. AFAD'la da, depremle de, selle de, farklı tehlikelerle de beraber amentü billaha olan bir millet olarak yaşamayı öğreneceğiz. Ama malumunuz AFAD'lar öldürmüyor, sel, deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor. O bağlamda da deprem öncesi de ne kadar tedbir alabiliyor isek, bu tedbirler bağlamında da kendimizi yetiştireceğiz, çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştireceğiz. Bir çök kapan tutumla bile yığınla hayatın kurtulduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bugün Japonya çok daha büyük şiddetli depremlere maruz kalıyor ama hazırlığından dolayı çok daha hafif sıyrıklarla atlatıyor. Daha az can kaybıyla atlatıyor. Bizler ki inancımız doğrultusunda en fazla değer verdiğimiz insandır. Kabe'miz insandır. Dolayısıyla insanı incitmemek adına da AFAD'la ilgili tüm çalışmaları birlik ve beraberlik içinde yürüteceğiz. Tam planlarına da entegre olacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle öncelikle tatbikatı hazırlayan, emek veren AFAD İl Müdürümüze ve ekibine, destek veren belediye başkanlığımız başta olmak üzere garnizon komutanlığımıza, alayımıza, emniyetimize ve tüm il müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve temenni ediyor ve dua ediyorum ki Rabbim Can Erzincan'ımıza, rahmetin aktığı bu güzel şehre bir daha tarihindeki gibi ağır depremler, afatlar yaşatmasın. Bir tane vatandaşımızın da burnu kanamasın. Neyimiz var ise insanımız için, insanımıza hizmet bağlamında var. Bu duygu ve düşüncelerle ben kazasız belasız bir tatbikat olmasını diliyorum. Hepinize tekrar saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlayarak şükranlarımı sunuyorum. Mengüce Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Türk Sağlık Sen tarafından basın açıklaması yapıldı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını anlatmak için düzenlenen basın açıklaması, Türk Sağlık Sen Erzincan Şubesi Başkanı Ahmet Han Gülırmak tarafından yapıldı. Değerli başkanlarım, değerli sağlık çalışan arkadaşlarım, sağlık çalışanlarının sorunlarını anlatmak için düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Öncelikle bilindiği üzere Sağlıkta Şiddet Yasası 12 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ülkemizde hemen hemen her gün yaşanan sağlıkta şiddetin önüne geçilebilmesi için çıkarılan bu kanunun sahada tam olarak etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Kendinden ödün vererek bu işi yapan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm sağlık camiası bu şiddete maruz kalmaktadır. En son ilimizde geçtiğimiz aylarda yaşanan 4 No'lu 112 istasyonumuzdaki yaşanan olayda sağlık çalışanlarımız kamu alanında şiddete maruz kalmışlardır. Hukuki sürece taşınan bu olayın ve daha birçok olayın takipçisi olacağız. Unutulmamalıdır ki uygulamadaki aksaklıklar suçu işleyenlere cesaret vermektedir. Kıymetli basın mensupları, diğer bir güncel konumuz 3600 ek gösterge çalışmasıdır. İlk başta sadece 4 meslek grubuna, hemşire, polis, imam ve öğretmenlere tanınan bu hak, kamu senin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2 yıllık
ön lisans mezunlarına ve 39 meslek branşı içerisindeki tüm sağlıkçılara tanındı. Bu çok güzel bir ve olumlu bir gelişmedir. Ancak 3600 ek göstergeden faydalanamayan genel idari hizmetler, teknik hizmetler sınıfından ve yardımcı hizmetlerin kat sayıları yükseltilerek bunların da mağduriyetleri giderilmelidir. Kıymetli basın mensupları, şu anda gündemde olan diğer bir konumuz da personele kadro konusudur. Yıllardır çakılı kadro olarak görev yapan dört belli arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak sözleşmeliye kadro probleminin kapsamı çok dar tutulmuştur. 3+1, 4B, 49-24, vekilebe, hemşire, kamu dışı sağlık çalışanı ve benzeri bütün çalışma şekillerinin kaldırılarak tüm çalışanların 657 kapsamına alınması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki kendini güvende hissetmeyen, çalışma güvencesi olmayan, aile birliğini sağlayamayan sağlık çalışanından verim alınamaz. Arkadaşlar, yıl sonuna geldiğimiz şu günlerde maaşlarımız vergi yükü altında ezilmektedir. Ocak ayı maaşımız Temmuz'a, Temmuz ayı maaşımız aralığa denk gelmemektedir. Bunun nedeni maaşlarımızdan alınan yüksek vergi oranlarıdır. Kamusal olarak artık bu vergi sisteminin %15'e sabitlenmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Yine bu uygulama yeni başlayan döner sermaye ve teşvik ödemesinin olumlu bir gelişmedir. Döner sermaye uygulama yönetmeliği yayınlanınca sahada kapsamının çok dar olduğu, birinci ve ikinci basamak sağlık çalışanlarının neredeyse hiç alamadığı, üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanlarının da aralarında çok uçurum olduğu görülmektedir. Bu nedenle döner sermaye uygulama yönetmeliğindeki 15 maddenin iptali ya da değiştirilmesi için hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz. Yine giyim yardımı, yemek ücreti, ücret adaletsizliği, servis sorunu, kriz sorunu ve benzeri daha birçok konu çözüm beklemektedir. Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen olarak bütün bu sorunların için sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Masada hiçbir etki göstermeyen, son 5 toplu sözleşmede %3,5 zammın üzerine çıkamayanlar, sorunlar karşısında susup kaldıkları, iş bırakma eylem kararını bile sahada uygulayamadıkları, hiçbir icraatı olmayan, dağ gibi sağlık sorunlarını toplu sözleşmelerde konuşamayanlar, verilenleri deklare etmekten başka bir işe yaramayanlar, makam ve koltuk peşinde koşanların artık memurun yakasından düşmesi gerekmektedir. Kahraman sağlık çalışanları, COVID-19 süresince aile ve sosyal hayatından ödün vererek tüm paydaşlarımızla vermiş olduğumuz bu savaştan alnımızın akı ile sağlık camiası olarak çıktık. Artık hükümetimizin sağlık çalışanlarının sorunlarını daha ciddi bir şekilde ele alarak adımlar atmasını bekliyoruz. Türk Sağlık Sen olarak her zaman çalışanın yanında sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen kutlama programları kapsamında Erzincan Belediyesi önünde çelenk sunma töreni ve Ordu Caddesi'nde ise tören düzenlendi. İlk olarak çelenk sunma törenini Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Üniversite Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, Adli İdari ve Askeri Erkan, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Valiliği 3. Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediye Başkanlığı'nın çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulduğu akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksu, valilik makamında tebrikleri kabul ederek protokol mensuplarının bayramını kutladılar. Kutlama etkinlikleri kapsamında daha sonra Ordu Caddesi'nde düzenlenen törende vatandaşlar selamlanarak bayramları kutlandı. Selamlamanın ardından saygı duruşu ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Erzincan Valisi Mehmet Makas ise törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Sizleri bu coşkulu alanda büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli hemşerilerim, bin yıllık devlet geleneğimizin son halkasını oluşturan, kanımızla, canımızla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 99. yıl dönümünü ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Can Erzincan'ımızda da büyük bir coşkuyla, sevinçle ve gururla kutluyoruz. Bu onuru bizlere yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Bugün bir asırlık Cumhuriyetimizin yıl dönümüdür. Törende öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından bando, ordu tören bölüğü, tören komutanı ve karargahı, muharip gaziler, okulların bayrak ve flamaları, ortaokul ve liselerin geçişi, askeri birlikler, meslek teşekküllerinin geçişi yapıldı. Geçmişi geleceğe bağlayan, bin yıllık maziyi tek bilekle kavrayan, geliyor Mehmetçiğin elinde gelincikler gibi parlayan, geliyor ışık ışık dalga dalga vatan, geliyor cesaret ve kahramanlık ateşi, geliyor birlik ve beraberlik meşalesi. Garnizon birliklerinden oluşan piyade boyu geçiş yapmaktadır. Şimşekli bombalarla bir ölüm takım, çelikten tanklarıyla gelse bir akın, bizden zafer bekleyen ülkeler yakın, yer ateş, gök ateş, şanlı piyade. Fatih'in İstanbul'u tetektiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinayettin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyan, destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, sen Fatihler doğuracak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'im,
İstanbul'u, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Gürler zaferin teranesiyle, coşkun siz bir topun derinden derine. Bir hükmün kazan teranesiyle, şimşekler çakar şaraplarından. Binler yaşa topça heybetinde, arslan kesilir cidal içinde. Düşman asla, binler yaşa topçu heybetinde, arslan kesilir.